Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Yunanistan tehdit etti, Türkiye savaş gemisi konuşlandırdı. Son günlerde Türk savunma sanayinin gücü yurtdışı basınına çokça konu olmuştu. Yunan basını Yunanistan karasularının hemen dışında 5 Türk savaş gemilerinin görüldüğünü yazdı. Yabancı basının bu haberine istinaden Yunanistan'da kendi iddiasına dayanarak İtalyan bandıralı araştırma gemisini Türkiye'nin karasularına soktu. Türkiye karasularına giren gemilerin sualtı deniz kablolarının döşenmesi için araştırma yaptığı iddia edildi. Konuya ilişkin bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Yunanistan Sağlık Bakanı, F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz tehdidinde bulundu. Sosyal medyada trende giren tehdit konusu Türk vatandaşlarını bir hayli kızdırdı. TUSAŞ adeta İngiltere'de gövde gösterisi yaptı. Dünyadaki en prestijli etkinliklerden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, Türk savunma sanayinin önde gelen isimlerinden TUSAŞ bu fuara katılım sağladı. Fuarın ilk gününde TUSAŞ adeta herkesi büyüledi. TUSAŞ'ın özgün imkanlarla geliştirdiği Gökbey, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı. Aynı zamanda bu uçuşta ilk yurtdışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü de sergilemiş oldu. Deyim yerinde ise Gökbey İngiltere'de görücüye çıktı. Bu drone İHA teknolojilerinde adeta devrim yaratacak. Çin'in Beihang Üniversitesi bilim insanları tarafından İHA teknolojisinde devrim yaratacak yeni bir ürün üretildi. Güneş enerjisiyle çalışan drone 4 gram ağırlığında ve küçük yapısıyla büyük potansiyel vaat ediyor. Boyutunun küçük olması sayesinde panellerin ürettiği enerjiyle sürekli olarak uçabilme özelliğine de sahip. Söz konusu drone savaş alanlarında avantajlar sağlayan İHA'lar için enerji verimliliği ve düşük bütçesi sayesinde de önemli bir konuma sahip. Türkiye'de de bu alanda yapılan çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor. Hatta Ankara Bilkent Cyberpark Teknoloji Bölgesi'nde TÜBİTAK'ın destekleriyle güneş enerjisiyle çalışan %100 yerli İHA üretildi. Tamamen yerli TAN-100 İHA, azami kalkış olarak ağırlığı 18 kilo olan mevcut sistemin sadece batarya desteğiyle 90 dakika, güneş enerjisiyle de 120 dakika havada kalabilme özelliğine sahip. Yaz sonu otomobillere zam mı gelecek? Enflasyon ortamındaki dalgalanmadan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu. Vatandaşlar sıfır değil, ikinci el araç bile alamaz hale geldi. Bayiler ve galericiler vatandaşın araç alımına da satımına da sıcak bakmadığını ifade ederken EGOT Başkanı'nda dikkat çeken açıklamalar geldi. EGOT Başkanı Torun, yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa Birliği Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulamasındaki zamma dikkat çekti. Daha önce de ertelenen uygulama Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Güvenlik paketi zorunluluğuna değinen Torun, araç olacak şu anki kampanyaları değerlendirmesini önerdi. Ekspertiz raporlarına artık e-devletten ulaşılabilecek. Dijitalleşme çağı son dönemde küreselde hızla artmaya devam ederken Türkiye'de bu çağa ayak uyduran ülkelerden biri. Hepimizin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran e-devlet sistemine şimdi de ekspertiz raporu kolaylığı eklendi. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sigortalıların e-devlet kapısından ekspertiz raporuna ulaşabileceklerini söyledi. Dijitalleşme alanında daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmalar devreye alınmıştı. Hizmete alınan eksper rapor görüntüleme kolaylığıyla eksper ofislerindeki yoğunluğunda önüne geçilmiş olacak. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Sanayi TV ekibine kapılarını açtı. Yenilikçi yaklaşımlarla birçok alanda önce olan Kütahya OSB 50. yıl dönümü etkinliğine Sanayi TV olarak bizleri de davet etti. Çok sayıda devlet erkanının katıldığı etkinlikte önemli noktalara değinildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte renkli görüntüler de yaşandı. Efendim, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nden sunmuş olduğum haftanın raporunun sonuna geldik. Bir sonraki haftanın raporunda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.